Fransa'nın Nanterre kentinde Naalme isimli genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösteren eylemciler Lille, Strasbourg, Marsilya, Nanterre gibi farklı kentlerde sokağa indi. Fransız basınındaki habere göre Venise-Aux kentinde bir tramvay ve Nail'in hayatını kaybettiği Nanterre kentinde bir banka ateşe verildi. Farklı kentlerde araç, kamu eşyaları ve çöp bidonlarını ateşe veren eylemciler polise havai fişek fırlattı. Marsilya, Paris ve Lille kentlerinde mağazalar yağmalandı. Bordeaux ve Lille kentlerindeki olaylara müdahale etmek için özellikle terör ve organize suçlara karşı mücadele eden RAID ismi verilen özel polis timi görevlendirildi. Ülke genelinde 5000'i Paris'te olmak üzere 40 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi. Ülke genelinde 29 Haziran'da çıkan olaylarda 176 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Nail'i öldüren polisin avukatı Laurent Frank Lennart, müvekkili hakkındaki tutuklama kararına itiraz edeceğini belirtti. Fransız basınındaki haberlere göre olaylar nedeniyle Neuilly-sur-Marne kentindeki 3 mahallede 3 Temmuz'a kadar 23.00-06 saatleri arasında, Savigny-le-Temple kentinde ise 2 Temmuz'a kadar 22.00-05 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Öte yandan Compiègne kentinde de 3 Temmuz'a kadar saat 22 ve 06 saatleri arasında yanında bir ebeveyn olmayan 16 yaşının altındakilere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.